Selamun Aleyküm arkadaşlar. Miraç gecenizi, Miraç kandilinizi tebrik ederim. Bu gece mübarek bir gece. Bu gece aslında insanlık tarihinin değil, bütün mahlukat tarihinin, belki milyarlarca yıllık bir serüvenin en önemli günlerinden birisini konuşacağız. Bir kulun, bir yaratılmışın Rabbine en çok yaklaştığı geceyi konuşacağız. Miraç gecesi demek ki beşer için ne kadar önemli bir sahnenin yaşandığı bir gece. Bu gece Allah tarafından müjde müjdelerin, hediyelerin verildiği bir gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail Aleyhisselam'ın bile çıkamadığı Kabı Kavseyn denilen iki yay arası o makama çıkıp Allah ile perdesiz görüştüğü o geceyi konuşacağız. Yani demek ki bu gece bir başka gece. Bu gece biz miracımıza odaklanmalı ve miracımızı peygamberimizin miracına benzetmeye çalışmalıyız. O açıdan çok kıymetli bir gece. Miraç gecesi neler yaşandı? Bunu daha önce onun yolu aşkın yolu programımızda anlatmıştık anlatmıştım. Birkaç videomuzda da gene Miraç gecesi yaşananları bir bir anlattığımız içeriklerimiz mevcut. O yüzden dedim ki ben bu videoda daha çok mana ile biraz meşgul olalım. Bir de bugünlerde İsra ve Miraç hadisesinin en önemli pergelin adeta demirinin saplandığı yere, iğnesinin saplandığı yere odaklanalım. Mescid-i Aksa'yı biraz konuşalım istiyorum. Hem de kıble mevhumunu biraz ele alalım. Namazımızı hakiki namaz haline getirelim istiyorum. Madem ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın huzuruna çıktığı zaman hiçbir mahlukatın çıkamadığı bir noktaya yükselmiş oldu ve ne kadar sene sürdüğü, belki ne kadar asır sürdüğü, ne kadar uzun sürdüğünü bilmediğimiz bir zamansızlık zamanında, bir mekansızlık mekanında Allah ile görüştü. Elbette Allah her yerdedir ama esmasıyla her yerdedir. Allah'ın bizler gibi böyle bir cismi, bir zat-ı uluhiyetine ait yaratılmış nesneler gibi bir vücudu yoktur ama onun bir vücudu vardır. Bunun da tarifinden, aciziz tefekküründen de men edilmişiz. Hani diyorlar ya hassas kantar, 10 ton tartar, 11 tona da 10 ton tartar. O yüzden bu terazi o sikleti çekmeyeceği için zaten idrak edemeyiz sonsuz. Biz çünkü sınırlı bir algıya sahibiz. Şimdi size çok önemli bir nükteden bahsedeceğim. Benim en sevdiğim, ömrü hayatım boyunca ifade ettiğim en güzel tespitlerden bir tanesi bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o Miraç serüveninde çıktığı bütün o basamakları, o semanın katlarını biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da o videodan izleyerek öğrenirsiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle kaç tane kapı açarak semaya çıktı. Sidre münta denilen bir makama geldi ki orada mesela bir sidre ağacı var ki onun her yaprağı üstünde Allah'ın farklı melekleri var. O melekler on binlerce, milyonlarca melekler Allah'ı tesbih ediyorlar. Çok değişik bir atmosfer. Yani hakikaten biz algılayamıyoruz o güzellikleri bile. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Miraç'ta gördüğüm kadar güzelliği başka hiçbir yerde hiçbir beşer görmemiştir. Sizlerden herhangi bir mümin öleceği zaman oraya bakar diyor. Rabbim imanla kavre girmeyi bize nasip etsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Cebrail yani Allah'ın elçisi olan melek Sidretül Münteha'ya geldiler. Cebrail Aleyhisselam hadisle de sabit ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle söyledi. Ben bir adım daha atamam. Atarsam yanarım ya Allah. Ama yol size açık. Buyurun dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç kimsenin çıkamadığı Kabı Kavseyn iki yay arası denilen makama çıktı. Necim suresinde bunun detayları zaten anlatılıyor. Kabı Kavseyn kelimesi de ifadesi de bizzat orada geçiyor iki yay arası. imkan ve vücubun tam ortası deniliyor. Bu iki yay arası denilen makamda Allah'la görüştü. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'tan namaz müjdesini, amener Rasulü hediyesini ve bütün ümmetinden büyük günah işleyenlerin tövbe ettiği takdirde bağışlanacağı müjdesini üç hediye olarak yanına aldı ve geri döndü. O makamlara çıkarken açtığı bütün kapıları inerken açık bırakmıştı. Ta ki onun derdi ümmetiydi, ümmeti de o makamlara çıksın

Sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselatü bu miraç hadisesini dinleyince onlar da bu makamlara çıkmayı çok arzu ettiler. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu arzularını bir müjdeyle teskin etti. Onlara dedi ki namaz müminin miracıdır. Şimdi namazda biz Allah'a en çok hangi noktada yaklaşıyoruz? Secdede. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraçta Allah'a en çok nerede yaklaşmıştı? Kabı ı kavseyinde. kab -ı kavsey ne demekti? İki yay arası demekti. Namazda biz secdeye varıyoruz ya Allah'a en yakın oldu olduğumuz an secdanı o da iki yay arası. Böyle güzel bir manada secdede Rabbimize kavuşmuş oluyoruz. Ona en yakın olduğumuz an secdedir. Öyleyse biz Miraç gecemizde namazımızın hakiki Miraç olabilmesi için secdemizi güzelleştirmeye, secdemizi mükemmelleştirmeye çalışacağız. Yani Rabbimizin huzurunda olduğumuzu hissetmeye çalışana kadar Subhan Rabbiyal Ala demeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz Subhan Rabbiyal Ala ilk defa Hazreti Mikail yani Allah'ın en büyük dört meleğinden birisi olan Hazreti Mikail tarafından zikredilmişti. Ne zaman bir İhlasla ihlasla yürekten gönülden Subhan Rabbiyal Ala derse namazında söylediği bu zikri duyan Mikail aleyhisselam Rabbe niyaz eder ve der ki Ya Rabbi bana izin ver, bana müsaade et, ben bu kuluna şefaat edeyim diyor. Ve Allah onu şereflendiriyor. Bakın namazın her rüknünde ayrı bir güzellik var ama sadece bu secde anında böyle bir güzellik var. Subhan Rabbiyal Ala. Subhan ne demek? Ya Rabbi sen kusursuzsun demek. Sen mükemmelsin. Bunu ifadenin aslında altında ne yatıyor ben kusurluyum. Kusurunu itiraf var. Subhana rabbiyal ala rab terbiye eden demek. Bütün kainatın ona itaat ettiği demek. Rabbiyal ala her şeyin ötesinde, her şeyden yüce, her şeyden büyük olan, kudreti sonsuz olan, her şeyi hükmeden, her şeye kendine itaat ettiren, her şeyi terbiye edici olan kusursuz Rabbimize tesbihde bulunmuş oluyoruz. Ve belki yürekten yaptığımız, tefekkürle yaptığımız, Allah'ı dem ve damarlarımızda hissederek yaptığımız bu tesbih bizi şefaate kavuşturuyor. Ebedi hayatımızın kurtuluşu belki Mikail Aleyhisselam'ın şefaatiyle olacak. Hiç aklınıza gelir miydi böyle bir şey? Öyleyse biz madem Miraç Gecesi bu gece miracımızı hakiki miraç, namazımızı hakiki bir miraça dönüştürelim. Namazımız hakiki miracımız olsun. Namazın hakiki bir miraç olabilmesinin de sırrı kıbleden geçiyor. Enteresan değil mi? Allah, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı direkt Mekke'den semaya kaldırabilirdi. Ama ne yapıyor? Bize Mescid-i Aksa'yı hatırlatıyor. Ümmetin birleşeceği yer orası. Neden? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 124 bin peygambere namaz kıldırdığı yer orası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan yükselmeden evvel Mekke'den Kudüs'e gitmişti. Buna İsra diyoruz. Mescid-i Aksa'dan Kudüs'ten semaya yükselişine de Miraç diyoruz. Ve bu yükselişten önce Efendimiz İsra'dan sonra Mescid-i Aksa'ya vardığında 124 bin peygamber'e namaz kılarak aslında bütün ümmete bir ders verdi. Bizim Muhammed ümmetinin ve hatta tebliğlerle, hidayetlerle o ümmete dahil olan önceden Hristiyan olmuş, önceden Yahudi olmuş ama sonra da Müslüman olanların da birleşmesiyle cennet ehlinin belki de etrafında ittihad edeceği mana belki de Mescid-i Aksa. Zaten bu son olaylarda da bunu görmedik mi? Normalde günlük hidayete gelen insan sayısı Avrupa'da 80'den 400'e çıktığı söyleniyor. İslam'ın yayılma hızı 5-10 kat arttı. Ve bu insanların bir kısmı Yahudi, büyük bir kısmı ise Hristiyan. Akın akın İslam'a giriyorlar, Kur'an okuyorlar ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini takip ediyorlar. Namazlarını hakiki bir miraca çevirmeye çalışıyorlar. Kıblelerini hakiki bir kıbleye dönüştürmeye çalışıyorlar. Biz miraçta madem namazı hatırlıyoruz, namazın en önemli meselelerinden biri olan kıbleyi de hatırlamamız lazım. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa etrafında bir mana etrafında birleşeceğiz ve yönümüz, yüzümüz Kabe'ye döndüğü gibi kalbimiz de Kabe'ye dönecek, Kabe'nin sahibine dönecek kalp ve ruhumuz. Bizler namaza duruyoruz ama namazda aklımıza çekler, senetler, ticaretler, birileriyle yapılan dedikodular, belki gereksiz magazinsel bilgiler, belki gereksiz haram müzikler geliyor değil mi? Namazımızın hakiki namaz olmasına engel olan bütün bu maleyaniyattan, dünyevilikten bugün, bu gece en azından bir sıyrılalım. Hakiki bir namaz kılmaya çalışalım. Daha önce kılmadığımız bir namaz. Ve o namaz hiçbir bir zaman hiçbir şeyin bize Rabbimizi hiçbir şekilde yaklaştıramadığı kadar çok yaklaştırsın. O secdemiz hakiki bir secde olsun, miraç secdesi olsun, Kab-ı Kavseyn secdesi olsun. Bir de sizlerle şu manayı paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok zor günler geçirmişti. Mekke'de ona ve Müslümanlara çok büyük eziyet ve işkenceler yapılmıştı. Şibi Ebu Talip mahallesine Müslümanlar sıkıştırılmış, ablukaya alınmıştı. Tıpkı Gazze gibi, Gazze'nin yaşadığı şeyler gibi o gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlara yiyecek, içecek, su, ilaç gibi hiçbir şey verilmemiş. Çocuklar açlıktan vefat etmeye başlamıştı. Büyük zulümler vardı. 3 sene kadar süren bu abluka daha sonra vicdanlı insanların ablukayı delmesiyle kaldırıldı. Demek ki vicdanlı insanları bugün bekliyor Gazze. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ablukanın kalkmasına tam sevinmişken hüzün yılı yaşandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası, onun koruyucusu vefat etmişti. Babasından sonra babasıydı o. Yetim yüreğine su serpen amcasının sesi artık duyamayacağı bir noktadaydı üzerinden çok kısa bir zaman geçmişti ki arkasında bir ordu gibi duran en büyük destekçisi hanımı Hazreti Hatice de vefat etmişti ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hüzün yılı yaşadı. Üstünden koruyuculuk da kalkınca işkenceler abartılmaya başlamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir ümit Taif'e giderek uzaktan akrabaları olan Taiflilerin İslam'a sahip çıkmasını istemişti. Ama Taifliler tam tersi hakaret edip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir de taşlamışlardı. Yıllardır süren işkenceler, eziyetler, üstünde yaşanmış bir abluka, bir de üstüne yaşanmış bir hüzün yılı, bardağı taşıran damlada taif'te taşlanmak ve hakaret görmek olunca efendimizin mahzun gönlü hiç olmadığı kadar hüzünle dolmuştu. Bütün bu sıkıntıların peşinden Allah Habibini, sevgilisini Ahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Miraca çağırdı. Huzuruna çağırdı. En büyük müjde. O kadar büyük bir müjdeydi ki bütün sıkıntılar efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ı unutturdu. Peki bizim hayatımıza bakan yönü ne? Bizler isyan etmek sizin musibetlerimize, sıkıntılarımıza katlanırsak İnşirah Suresi'nin "İnne me'al usri yusrâ ve inne me'al usri yusra. Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır kesinlikle ve kesinlikle zorluğun peşinden bir kolaylık, zahmetin arkasından bir rahmet vardır. Yeter ki sabredelim. Yeter ki Allah'a sığınalım. Yeter ki biz bize düşen tarafını doğru yapalım. İmtihanlar bazen gece, bazen gündüzün gelmesi, bazen kışın, bazen baharın gelmesi, bazen yokuşların, bazen inişlerin olması gibi kalp ritminin bile tek düze olmaması, zikzaklı olması gibi hayatımız bazen inişli çıkışlı olacaktır. Bazen zorluklar olacak, bazen de kolaylıklar olacak. Bunlar günler gibi birbirini takip takip edecektir. Öyleyse sabretmemiz lazım. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 12 yıl sabretti. Peygamberlik hayatının tam ortasındadır Miraç. 12 yıl sabrının sonunda ne kadar büyük bir müjdeye kavuştu. Bizler de belki 12 yıl olmasa da 2 yıl sabredemez miyiz bazı musibetlere, bazı imtihanlara? Rabbim zorluğun arkasından gelecek kolaylıkları bizlere nasip eylesin. Gelin bu geceye özel ellerimizi açıp Dua edelim. Dua etmeden önce namazla ilgili şu iki satırı dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü kainattaki en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır diyor Üstad Bediüzzaman. Her yeni gün sana hem herkese yeni bir alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan senin o günkü alemin zulümatlı yani karanlıklı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde alemi misalde şehadet eder. Zira herkesin her günde şu alemden bir mahsus alemi var. Dios. Rabbim namazımızı lehimizde şahitlik yapan bir namaz eylesin. İsterseniz açalım ellerimizi ve bu geceye mahsus hususi kısa bir dua yapalım. Amin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Ya Rabbi okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız bir cümle evradı esker ve ibadetleri dergâh-ı kabul ve makbul eyle. Bunlardan hasıl olan sevabı başta peygamberimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bütün peygamberlerin, başta Hazreti Hamza olmak üzere bütün şehitlerin, şehitlerimizin ve sahabelerin, tabiinin, tebe tabiinin, emme-i müşteyi imamlarının, Üstad Bediüzzaman'ın ve diğer üstadlarımızın, alimlerimizin, şeyhlerimizin, salihlerin, senin katında değerli olan kulların, evliyaların, sıddıkların ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Sana şirk koşmadan ahireti irtihal etmiş mümin ve müminat kardeşlerimizin bil Cümlesinin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ruhlarını haberdar eyle ya Rabbi. Bizleri de onların haliyle hallendiğimiz o günde Fatiha'sız, Kur'ansız bırakma ya Rabbi. Arkamızdan bize Kur'an okuyan salih ve saliha e hayırlı evlatlar bizlere nasip eyle ya Rabbi. En sevdiğin kullara ahirette nasıl muamele ediyorsan bizlere de öyle muamele et ya Rabbi. Namazın sırrına, namazın güzelliğine bizlere ulaştır. Namazımızı hakiki bir namaz, hakiki bir miraç eyle ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazdan nasıl lezzet aldıysa bize de namazdan öyle lezzet alabilmeyi, namazda huşu duyabilmeyi, huşu ile huzur ile senin korkunu ve senin sevgini kalbimizde olması gerektiği şekilde hissederek namaza durmayı son namazımızmış gibi namazı kılmayı senin huzuruna geldiğimizi fark ederek o şuur ve o halet ruhiye ile namazı kılmayı namazda okuduğumuz bütün surelerin söylediğimiz bütün sözlerin manasını kalp ve ruhumuzda dem ve damarlarımızda hissederek anlayarak namaz kılmayı duyarak namaz kılmayı bize nasip eyle ya Rabbi namazımızı gafletten arınmış bir namaz eyle namazımızı bizi sırat-ı müstakime bizi en istikametli yola kavuştur bir namaz eyle. Ya Rabb'i bu gece ve bundan sonraki bütün gecelerde ve gündüzlerde bizi Mirac'ın hakikatine kavuştur. Bizi namazın istikametinde yaşat. Namazın doğrultusunda hayırlı bir ömür bizlere nasip et. Kötülüklerden alıkoyan bir namaz bize nasip et. Dünya ve ahiret saadetine vesile olan bir namaz bize nasip et. Hayatımızda berekete, huzura vesile olan bir namaz bize nasip et. Hane halkımızla kılabileceğimiz, daima cemaatle kılacağımız bir namaz alışkanlığı bize

geçmiş kaza namazlarımızı da tamamlayacak bir namaz ahlakı bize nasip et. Sadece beş vakit değil, teheccüdlerle, evvabinlerle namaz hayatını, secde hayatını süsleyen bir namaz hayatı bize nasip et. Kudüs'le, Mescid-i Aksa ile irtibatımızı kuvvetlendir Ya Rabbi. Hz. İsa Aleyhisselam'ın, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin semaya yükseldiği o Kudüs'ün, o Mescid-i Aksa'nın semasından bugün Müslümanlara bomba yağıyor. O bombaları durdur, nur yağdır sen ya Rabbi. O bombaları zalimlerin başlarına düşürsen sen ya Rabbi. Hidayetini murad ettiklerin varsa hidayet ver. Zalimleri ise kahru perişan eyle ya Rabbi. Şu geceler hürmetine mazlumlara yardım et ya Rabbi. Mazlum coğrafyalara bilad i İslam'iyede zulme uğrayanlara yardım et ya Rabbi. Filistin'deki kardeşlerimize, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım et ya Rabbi. Bizleri de vesile kıl ya Rabbi zalimin zulmüne engel olan mazlumun zulümden kurtulmasına bizleri vesile eyle ya Rabbi. Namazımızı mazlumların üstünde bir şemsiye eyle ya Rabbi. Vatanımıza, milletimize namazı dosdoğru kılmayı, namaza layık da bir ömür yaşamayı nasip et. Tesettüre girmek isteyen kardeşlerimize namaza layık bir tesettür nasip et nasip et. Evlenmek isteyen kardeşlerimize namaz etrafında şekillenen bir ömür nasip et. Tüccar kardeşlerimize namaz etrafında şekillenen bir ticaret hayatı nasip et. Bize namaza layık bir dürüstlük ver. Bize namaza layık bir çalışkanlık ver. Bize namaza layık hayırlı eşler ver. Bize namaz sevgimizi ve namaz şuurumuzu, namaz huşumuzu arttıracak hayırlı ilimler ver. Bize namaz sevgimizi, namazı cemaatle kılma sevgisini arttıracak hayırlı arkadaşlar ver. Bize namaz sevgisini aşılayan çınaraltı gibi böyle yerleri Ya Rabbi sen bereketlendir. Önlerindeki engelleri kaldır, şerlerden muhafaza et, hayırlarda muvaffak et Ya Rabbi. Yeni inşaatını yaptırdığımız Keçiören'deki medresemizin de milyonların namazına vesile olmayı, yüz milyonların namazına vesile olmayı, vesile olacak bir yer olmasını nasip et. En kaliteli, en ihlaslı, en huşulu, en istikametli namazların kılındığı Kabe'nin bir şubesi eyle Ya Rabbi orayı ve namazın bereketiyle, namazın kerametiyle oranın bütün sıkıntılarını, ihtiyaçlarını gider. Amin diyen kardeşlerime sen namazın en güzel frekansını yaşat ya Rabbi. Senin rızan için, Femzai ruhu şerifi için. El Fatiha.